Kendine gel. Ben sana güvenmiştim. Yıllarca sen bana yalan söyledin. Yıllarca gözlerimin içine baka baka. Nasıl yaptın bunu Arzu? Bunu nasıl yaptın Arzu? Arzu değil oğlum. Cavidan. Onun adı Cavidan. Ben dedim ama Rıza'ya. Ben dedim ona. Allah'ım inşallah görüyordur, duyuyordur bizi. Adını değiştiren kadının geçmişi karanlıktır dedim. Öyle kadından ne ana olur ne gelin olur dedim. Dinlemedi beni ama. Hiçbiriniz dinlemediniz. Arzu. En başından bir anlat. Cennet nasıl senin kızın oluyor? Lütfen anlatır mısın şunu? Pardon Orhan. Neyini anlamadın oğlum? Neyini anlamıyorsun? Kızı el kadar bebekken terk edip gitmiş işte. Böyle rezil bir kadın bu, duymadın mı? Allah seni kahretsin be. Senin kadınlığında, analığında yerin dibine batsın. Yeter! Yeter babaanne! Geçmiş gitmiş mesele. Bu kadar büyütecek bir şey yok. En azından babam gibi evliyken eşini aldatmadı benim annem. Sen öyle san. Senin anan Kaya'nın evinden çıkmıyor be. Hayır. Böyle bir şey yok. Ben kocama asla ihanet etmedim. Sesini. Kes sesini. Kendi gözlerimle gördüm. Bize masal anlatma artık Cavidan Hanım. Bak uyandık. Günaydın. Hepimize günaydın. Çok şükür günaydın. Yazıklar olsun. Sana verdiğimiz emeklere, Rıza Bey'in senin üstündeki hakkına hepsi haram zıkkım olsun. Neden Arzu? Hepimize yalan söyledin. Yalancı işte. Yalancı. Riyakar, sahtekar, karaktersiz. Ne de, ne deden? Arzu başından beri buydu. Siz sadece yeni fark ediyorsunuz. Sana yeter dedim babaanne. Benim annem bu kadarını hak etmedi. Yeter. Nereye gidiyor bu kadın? Bu kadın benim evimde kalamaz artık. Sakın bana karışma. Yoksa bu evi başına yıkarım. Daha bitmedi Arzu Hanım. Hesap vereceksin. Bedel ödeyeceksin, bedel.